Kanafra Tana Haber bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar. Sevgili seyirciler 9 Mart'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi Sözleşmesi imzalandı. Bir i̇mza töreninde açıklamalarda bulunan Vali Erkay Yırık, İlimizde ivme kazanmış sanayi yatırımları, ikinci organize sanayi bölgemizin de devreye girmesiyle hedeflerini büyütmüş, ölçeğini genişletmiş olacaktır dedi. 9 Mart 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi Sözleşmesi imzalandı. <laughs> Ha, Elazığ yani, evet, Burası, yani şurası ya, kardeş. Da, da, kardeş, kardeş, kardeş. Da, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekleşen ihale sonucu Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işini imaj altyapı üst yapı aşev üstlendi. Valilik binasında noter huzurunda düzenlenen imza törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Teknova OSB Müdürü İlkay Akçan, Eso Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, İmaj Altyapı Üst Yapı AŞ Ortakları Mustafa Korkut Ata ve Yusuf Budunoğlu katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erkaya Yırık, ilimizde ivme kazanmış sanayi yatırımları ikinci organize sanayi bölgemizin de devreye girmesiyle hedeflerini büyütmüş, ölçeğini genişletmiş ve hemşehrilerimize iş imkanı sağlayarak Elazığ'ımızın gelişmesine katkı sağlayacaktır dedi. Bir güzel haberi daha Elazığ'ımıza vermiş olacağız. 9 Mart'ta yapılan ihale neticesinde 150 kişiliği kazanmış olan ve ilimize kazandırmış olduğumuz ikinci organize sanayi Teknova Organize Sanayi Bölgemizin Altyapı ihalesi 189 milyon TL'lik bir yaklaşık bedelle, muhammem bedelle ihale çıkmış. Ve ihale neticesinde %56'lık bir kırımla, 83 milyon TL ile Korkut Ata İmaj Altyapı üst yapı. Alt yapı, üst yapı AŞ firması tarafından ihale alınmıştır. Hayırlı olsun. İnşallah bu ikinci organize sanayi bölgesi ile birlikte ilimizdeki bir ivme kazanmış olan sanayi yatırımları ikinci organize sanayi bölgemizin de devreye girmesiyle hedeflerini büyütmüş, ölçeğini genişletmiş ve insanlarımıza, milletimize, Elazığlı iş bekleyen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize iş imkanı sağlayarak Elazığ'ımızın gelişmesini temin edecektir, katkı sağlayacaktır. Elazığ'da 27 Aralık tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Depremle ilgili kesin hasar tespit askı listeleri 2 Nisan tarihinden itibaren köy mahalle muhtarlıklarında Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitelerinde ve internet adreslerinden yayınlanacak. Sonuçlara... 30 gün boyunca itiraz hakkı tanınacak. Elazığ'da 24 Ocak tarihinden sonra 27 Aralık 2020 tarihinde de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından özellikle orta hasarlı konutlarda yeniden bir inceleme başlatılmıştı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada 27 Aralık tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca başlatılan kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Kesin hasar tespit askı listeleri 2 Nisan tarihinden itibaren köy mahalle muhtarlarında Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitelerinde ve hasartespit.csb.gov.tr adresinde yayınlanacak vatandaşlar sonuçlara askı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edebilecekler. Vatandaşlar 30 günlük süre içerisinde mevcut hasar durumuna, yayınlanacak listelerde vatandaşa ait yapının görünmemesi durumuna ve adres düzeltmeleri için başvuru yapabilecekler. İtiraz başvuruları yasal askı süresi içerisinde e-devlet üzerinden veya Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bizzat başvuru şeklinde yapılacak. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları ilk oturumu ile başladı. Nisan ayının ilk toplantısında komisyonlukları, üye seçimleri yapıldı. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları ilk oturumu ile başladı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda görev süreleri dolan komisyon üyeliklerine yeni üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Meclis Birinci Başkan Vekili'nin seçimi gerçekleşti. Seçim sonucunda birinci başkan vekiliğine Ayhan Kara, ikinci başkan vekiliğine Veysi Toptaş seçildi. Asil katip üyeliklerine Mehmet Tügen, Güler Çopur, yedek katip üyeliklerine Erkan Akpınar, Sabahattin Adam, encümen üyeliğine Melike Yegün, Mustafa Tunç, Gökhan Ünalan, imar Komisyonu'na AK Parti'den Veysi Toptaş, Adnan Karacimşit, Aydın Kara, MHP'den Hikmet Beşçe Susmaz, Abdülkadir Kaya, Plan ve Bütçe Komisyonu'na AK Parti'den Hüseyin İnce, Güler Çopur, Erkan Akpınar, MHP'den Mehmet Kırgız, Selçuk Urul, Tarifi Komisyonu'na AK Parti'den Alper Tokgöz, Ömer Faruk Budak, Uğur Can Güleç, MHP'den Burak Düzenli, Alpay Gökçe, Çevre ve Sağlık Komisyonu'na AK Parti'den Hasan Ergüven, Ahmet Turan, Servet Karakaş, MHP'den Suat Yaşa, Abdullah Güntaş Taneli, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu'na AK Parti'den Mustafa Tunç, Gökhan Ünalan, Uğurcan Güleç, MHP'den Suat Yaşa, Mehmet Çak, Hukuk Komisyonu'na AK Parti'den Ömer Faruk Budak, Melike Yegül, Hasan Ergüven, MHP'den Nihan Köseli, Burak Düzenli, İsim Tespit Komisyonu'na AK Parti'den Sami Güzel, Ahmet Turan, Sabahattin Adam, MHP'den Alpay Gökçe, Münir Yıldırım, Ulaşım İhtisas Komisyonuna AK Parti'den Hasan Ergüven, Erkan Akpınar, Sabahattin Adam, MHP'den Münir Yıldırım, Mehmet Kırgız, Kent Estetik Komisyonuna AK Parti'den Sami Güzel, Hüseyin İnce, Alper Tokgöz, MHP'den Hikmet Behçe Susmaz, Süleyman Soysal, Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonuna AK Parti'den Veysi Toptaş, Servet Karakaş, Habib Yalçın, MHP'den Şahin Gül, Mehmet Çak Mahalli Birlik Meclis Komisyonu'na AK Parti'den Güler Sam Çopur, Habip Yalçın, MHP'den Süleyman Soysal seçildi. Elazığ Belediyesi Nisan ayı toplantılarının ilk oturumu da 4 Mart tarihinde helikopter düşmesi sonucu şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'ın adının komutanlığın içerisinden geçen yola verilmesi kararlaştırıldı. Elazığ Meclisi Nisan ayı toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonu Başkanı Veysi Toptaş, Elazığ Belediyesi'nin 2020-2021 çalışmalarını incelediği denetim raporunun sonucunu meclise sundu. 2020 yılı gelir ve giderleriyle ilgili olarak birim müdürleriyle gerekli görüşmeler yapılmış, raporumuzun inceleme, araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediye gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana başlıklar halinde incelenmiş ve komisyonumuzun tespitleri sıralanmıştır. Prensip olarak şekli incelemeden ziyade muhteva, içerik, sonuç incelemesi yapılmış ve bu bulgular detaylı olarak raporda yer almıştır. Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun kanaat ve kararları yer almaktadır. Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler doğrultusunda komisyonumuz tarafından denetim yapılmış olup neticesinde uygunsuz bir işleme rastlanmamıştır. Öte yandan meclise gelen bir diğer gündem maddesi ise 4 Mart tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'ın ismi kendisinin de emek verdiği 8. Kolordu'nun içerisinden açılan bulvara verilmesi oldu. Evet rahmetli paşamızın isminin 8. kol ordunun içerisinde açmış olduğumuz yola verilmesiyle alakalı isim tespit komisyonuna havalesi söz konusu. Evet havaleye havaleyi sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekinser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclise sunulan gündem maddesi oy çokluğu ile mecliste kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının önergesiyle Elazığ'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmişti. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan karardan bakanlık vazgeçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elazığ'da 1989 yılında kurulan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü'nün ismini geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirdi. Alınan bu karar Elazığ kamuoyunda da büyük tepkilere neden olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı aralarında Elazığ'ın da bulunduğu birçok şehir korusunun Türk ve devlet isimlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 26 sanat birimi bulunmaktadır. Bunlardan altısı senfoni orkestrası, biri çok sesli koro ve biri de devlet halk dansları topluluğudur. Bu birimlerimizin dışında kalan 18 sanat birimimizin isminde kuruldukları günden bu yana Türk Halk Müziği veya Klasik Türk Müziği gibi icra ettiği müzik türüne göre isminde Türk ibaresi yer almaktadır ve bu ifadelerin hiçbiri kaldırılmamıştır. Yürüttüğümüz çalışma ile sanat birimlerimizin niteliksel ve niceliksel yönden kültürümüze daha çok hizmet etmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan sıra gecesi ve kürsü başı sohbetleri başta olmak üzere bulundukları bölgedeki kültürel değerler konusunda ihtisaslaşmaları amaçlanmış ve bu değerlerimize yeni düzenlemede yer verilmiştir. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korusu'nda da Türk ibaresi aynı şekilde korunmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki yapılan çalışmalarda hiçbir sanatçımız veya sanat birimimizde çalışan idari personelimizin herhangi bir hak kaybı kesinlikle olmayacaktır ifadeleri kullanıldı. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları ilk oturum ile başladı. Toplantıda Meclis Başkanı, Vekil ve Katip üyeliklerin seçimi yapıldı. Nisan ayı toplantımızın ilk günü toplantımız hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. Toplantıda Başkan Şerbet, meclis üyesi Cevdet Doğan'ın bir aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek acil şifalar diledi. Cevdet Doğan yaklaşık bir, ay, bir aya yakın süredir Rahatsız. Ben Allah'tan şifa diliyorum arkadaşım için. Allah yakınlarına da sabırlar ihsan etsin. Yardımcısı olsun diliyorum. Meclis ardından başkan, başkan vekili ve katip üyelikler için seçime geçti. Eyvallah Allah razı olsun. Başkanım, olsun. Teşekkür Hayırlı ederiz. Olsun. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet aldığı 29 oy ile yeniden başkanlığa seçildi. Meclis Başkan 1. Vekilliğine 29 oy ile Eyüp Çelik, 2. Başkan Vekilliğine Şemsettin Bal 25 oy ile seçildi. Katip üyeliklerine ise Leyla Yanlış ve Sedat Uyanık seçilirken, yedek katip üyeliklerine de Muzaffer Bulut, Mithat Gürdüz seçildi. İl Encümen üyeliklerine de Hanifi Coşkun, Leyla Yanlış ve Ahmet Beşiktaş seçildi. Meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Şerbet kendisine destek veren üyelere teşekkür etti. Adil olarak meclisi yönetmeye gayret ettim. Bugün yaptığımız ikinci dönem meclis başkanı seçimlerinde yine sayın milletvekillerimizin, sayın il başkanlarımızın tensipleri ve sizlerin oylarıyla il genel meclis başkanı olarak seçildim. İnşallah kalan üç yıllık süreyi içerisinde sizler birlikte daha güzel hizmetler yapacağıma eminim. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepimize, memleketimize, el azımıza hayırlı olsun diyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Meclis üyeleri de şerbeti tebrik ederek başarılar diledi. Sizin bu ikinci dönemimiz olduğu için gayrisiz tüm meclisin arkadaşlarımızın hepsinin takdirini oyun alarak başkan seçildiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu da bu önümüzdeki dönem için sizin yapacağınız hizmetlerle ilgili meclisteki tavır, tutum ve hareketlerinizle ilgili daha adil bunu da değerlendirerek daha adil bir herkesin başkan olma yolunda bir çaba sarf etmenizi bekliyorum. Meclis adına Grubum adına size de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Tekrar yine ilgili Meclisi'ne seçildiğiniz için hayırlı olsun diyorum. Te tebrik ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Bundan sonraki süreçte de mecliste yine adil, şeffaf bir şekilde herkesin her platformda konuşabileceği bir düzende yönetileceğinize de inanıyorum. DSİ 9. Bölge Genel Müdürlüğü'nde yetkili firma ile Palo Büyükdere Mikro Havzası Sulamaları işine ait sözleşme imzalanırken, Alacakaya ilçesi Kayranlı Köyü Deresi de makineli çalışma ile ıslah edildi. Elisa Palo Büyükdere Mikro Havzası Bozçanak Havey Mezrası, Bozçanak önü Mezrası, Baltaşı Sulamaları inşaatı işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdür Vekili Erol Taş ile yetkili firma arasında imzalandı. Elazığ Palo Büyükdere Mikro Havzası sulamaları inşaatı işine ait sözleşme kapsamında belirtilen yerleşim birimlerine ait 3860 dekar tarıma elverişten razinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek. Öte yandan Alacakaya ilçesi Kayranlı Köyü Deresi 9. Bölge Müdürlüğü personel ve iş makineleri marifetiyle ıslah edilerek taşkın riskine karşı daha emniyetli hale getirildi. Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Elazığ ili Alacakaya ilçesi Kayranlı Köyü Deresi'nde münferit makineli çalışma kapsamında 15 Mart 2021 tarihinde başlayan makineli çalışma neticesinde Bin metre uzunluğundaki dere yatağında 4000 metre küp, rüsubat, ağaç vesaire gibi temizlik yapılarak derenin taşkın riski azaltılmış ve akış güvenliği sağlanmıştır. Dereleri temiz tutalım. Onlar tabiatın hayat damarlarıdır. Onlara yapılan müdahale tüm hayata yapılan müdahaledir. Onun için hepimizin bunları temiz tutma noktasında duyarlı olması lazım ifadelerine yer verildi. Elazığ'da bu hafta sonundan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçiler muaf tutulacak. Haritada kırmızı renge bürünen Elazığ'da yeniden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları başlayacak. Kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte Cuma günü akşam 20'den itibaren Pazartesi sabah 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, çiftçilerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Karahan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri yer verdi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçilerimiz yanlarında TAPU belgesi, ÇGS belgesi, HBS belgesi, AKS belgesi herhangi biri olması kaydıyla birinci derece akrabaları ve çalıştıracakları işçiler gidecekleri güzergah üzerinde bulunmak şartıyla il ilçe içinde beraber seyahat edebilirler. İl ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizce izin belgesi düzenlenmeyecektir. Durmak yok, üretime devam ifadelerine yer verdi. Elazığ Belediyesi Tofaş Kavşağı Güney Çevre Yolu bağlantısını sağlayan Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde yenileme çalışması yapacak. Elisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde bir yandan yeni yol çalışmaları sürdürülürken bir yandan da mevcut yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. <laughs> Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kapsamda Tofaş Kavşağı Güney Çevre Yolu bağlantısını sağlayan bir kilometrelik uzunluğundaki Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Kısa sürede tamamlanacak asfalt yenileme çalışmaların ardından yol hizmete sunulacak. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Elazığ İl Başkanı Mehmet Özçelik seçim çalışmalarına erken başladı ve Elazığ Milletvekili aday aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Elazığ İl Başkanı Mehmet Özçelik, Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Ne bir menfaat ne bir rant beklemekteyiz. Tek hedefimiz tek devlet, gayemiz millet diyerek yola çıktık. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamber, ümmetinin artık kendisi de komşusu da aç yatmaktadır. Seçimlere henüz zaman varken kamuoyuna şunu da bildirmek istiyorum. Bir sonraki seçimlerde milletvekilliği aday aday olduğumu bildirir. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu ile Keban Belediyesi arasında yüksekokul kampüsünde bulunan 5 adet seranın ve bağ tesisinin bir yıl süreyle ücretsiz olarak belediyeye devredilmesi protokolü imzalandı. Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Yüksekokulu ile Keban Belediyesi arasında Yüksek Okul Kampüsü'nde bulunan 5 adet seranın ve bağ tesisinin Kebanlı kadınların tarımsal üretime katılımlarını sağlamak amacıyla Keban Belediyesi'ne bir yıl süreli ücretsiz olarak devredilmesiyle ilgili protokol imzalandı. Keban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı imzalanan protokolle kadınların tarımsal üretime dahil olmaları, Böylece iş güçlerinin ülke ekonomisine eklenmesi hedeflenmektedir, dedi. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise Keban Belediye Başkanı olarak görevime başladığım ilk günden beri ilçemiz kadınlarının becerilerini değerlendirmeyi ve ülke ekonomisinde aktif rol almalarını hedeflediğini söyledi. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit Tabak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tabağ'ın gündeminde Danıştay'ın andımız kararı ile Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun isminin Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştirilmesi vardı. Türk Ocakları Elazığ Şubesi Danıştay'ın gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit Davak'ın gündeme dair ilk açıklaması Danıştay'ın andımız kararı oldu. Son zamanlarda ülkemizde milli hissiyatımıza dokunan bazı olaylara şahit olmaktayız. İlk olarak Danıştay İdari Dava Dava Daireleri Kurulu okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmenliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Bu karara istinaden artık okullarımızda öğrenci andının okunması mümkün değildir. Alınan bu kararın hangi gerekçelere binaen olduğu muammadır. Andımız öğrencilerimizin genç dimağlarına kazınacak evrensel ve her şeyden önemlisi milli kaideleri içermektedir. Andımızın okunmaması ülkemizde bazı çevrelerce olumlu karşılamıştır. Dabak'ın gündemindeki bir diğer konu ise Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korusu'nun isminin Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştirilmesiydi. Kültür Bakanlığı'nın onayıyla, onayıyla dört dilimizde müzik korolarının içindeki Türk isminin çıkarıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kararın neye istinaden alındığı meçhuldür. Bir milletin vücuda getirdiği sanat mamulü o milletin adıyla anılır. Bu gayet normal ola gelen bir durumdur. Fakat hiçbir sebep yokken Türk adının başka isimlerce ikame edilmesi kafaları kurcalamaktadır. O şehrin kültürel dokusunda imza taşıyan isimlendirmeler pekala Türk ismiyle beraber kullanılabilir. Ayrıca yine aynı örnekte Elazığ klasik Türk müziği korosunun ismi Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. İlimizdeki Kürsübaşı kültürünün müzikle tam manasıyla bağdaştığı söylemek çok güçtür. İHH İnsani Yardım Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskıları sona erene kadar tüm dünyanın Çin mallarını boykot etmesi çağrısında bulundu. Şaka değil soykırım. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Başkan Yardımcısı Erdal Altunbaş, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı baskı sonucu bir soykırım yaşandığını belirterek bölgede bir cinnet halinin yaşandığını kaydetti. Son 9 yıldır Doğu Türkistan tam bir cinnet halini yaşıyor. 11 Eylül sonrasında terörle mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik artan baskılar bir yana 2012 sonunda Xi Jinping ile başlayan sürecin apayrı bir öyküsü var. Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletin, milletlerin biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı, kadın, erkek, genç, yaşlı, toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da aile olmak projesi adı altında, evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başka bir dönem var mı bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğu Dünyanın Çin'e söyleyecek sözünün olması gerektiğini belirten Altunbaş, tüm ülkeleri Çin mallarını boykot etmeye davet etti. Dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir sözü olmalıdır. Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. Birleşmiş Milletler Çin'in insan hakları insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lağvetmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut tutumu Çin'in daha da cesaretlenmesini sağlamaktadır. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için önce olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını protesto etmelidir, boykot etmelidir. Üç tarafı suyla çevrili Elazığ'da av yasağı başladı. Ekipler uyarılarda bulunarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı. Ülke genelinde olduğu gibi üç tarafı sularla çevrili Elisa'da da bir nisan itibariyle su ürünleri avlanma sezonu kapandı. Sezonun kapanması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balıkçılık ve su ürünleriyle İl jandarma ekipleri balıkçıları ziyaret etti. Ziyarette yasağın başladığını aktaran ekipler son ağların toplanarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı. Güzel Yalı köyündeki balıkçıları ziyaret eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan, Balıkları avlamayıp gelecek nesillere daha çok balık bırakmalıyız dedi. İlimizde Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü, Sivrice Hazar Gölü, Beyhan, Kalecik, Özdüce Baraj Gölleri iç sularda avcılık yaptığımız başlıca su kaynaklarımız. El azımızda 150 tane ruhsatlı teknemiz bulunmakta. Aynı şekilde 1300 civarı amatör balıkçılığımız mevcuttur. Av yasağı dönemi neden yasak önce ona bir kısa giriş yapalım? Av yasağı bizim balıkların yumurtlama dönemi başlamış oluyor. Her balıkta yaklaşık kilogramına göre 200 binden 500 bine kadar yumurta bulunmakta. Bu dönemde avlanan bir balık aslında geleceğin yüzlerce, binlerce balığı demek. Bu yüzden biz ticari ve amatör tüm balıkçılar el ele vererek biz bu balıkları bu dönemde avlamayacağız. Geleceğe, yeni nesillere, gelecek nesillere daha bol, daha verimli balık bırakma hedefimiz. Biz bu yönüyle Tarım İl Müdürlüğü olarak 7-24 saat esaslı olarak kolluk kuvvetlerimizle birlikte koordine içerisinde, işbirliği içerisinde denetim görevimize devam edeceğiz. Tüm ticari ve amatör balıkçılarımızı kurallara uymayı Uyumaya davet ediyoruz. İnşallah bu şekilde daha verimli, daha kazançlı günler bizi bekleyecek. Öte yandan ekiplerin sürekli baraj göllerinde denetimler yapacağı öğrenildi. Her türlü genel olarak İl Tarım Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa bugüne kadar zaten çalıştık. Bundan sonra da çalışmalarımızı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Özellikle e, amatör ve e, bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan balıkçılarımıza bu kurallara riayet etmeye davet ediyoruz. Bunun takibini de sürekli olarak yapacağız. Balıkçılar da kurallara uymanın önemine değindi. Av yasağında mümkün olduğu kadar yasağa uymaları ve yasak dönemde yumurtalı balığı avlamamaları. Artı limitler dahilinde mümkünse büyük ağ kullanmaları özellikle rica ediyorum balıkçı arkadaşlarımdan. Amatör balıkçılardan da ricamız eğer ki Balığa çıkıyorlarsa onlara verilen belirli bir limitler var. Mümkün olduğu kadar o limitlere uysunlar. Yasamız 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Hem amatör balıkçılarımızdan hem de balıkçı arkadaşlarımızdan ricamız bu yasaklara uyuması, yavrulama döneminde, yumurtlama döneminde e, kurallara uyarsak bu göl hepimizin Keban Gölü, Karakaya Gölü, diğer göllerimiz hepsinden e, biz istifa ediyoruz. Gerek sulanma olsun, gerek balıkçılık olsun. Bugün avlanmayan bir balık belki de Binlerce e, yavru balığın e, anaç balığı olacak. Bu kurala yat edersek 1 Temmuz'dan itibaren inşallah daha bol, e, bereketli bir av sezonu. Hem balıkçılarımız için, hem kapalı çarşı esnafımız için, hem bölge illerimiz için, hem de bizim gibi pikniğe gelen amatör balıkçılar için e, güzel bir mevsim olacak diye düşünüyorum. Av yasalına uyalım. Önce kırmızı halın serip ring alanı oluşturdular. Ardından da bahis açıp horozları dövüştürdüler ama sonuç onların beklediği gibi olmadı. Jandarma alana operasyon düzenledi ve 27 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesine bağlı Umutkaya Köyü sınırlarında bir bağ evinde horoz dövüşleri düzenlediği ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen bağ evine baskın düzenlendi. baskında dövüşün yapıldığı ortamın ring alanı gibi düzenlendiği, yere de kırmızı halı serildiği görüntülere yansıdı. Jandarma'nın düzenlediği şok baskında aralarında organizasyonu yapan şahıslar ile izleyicilerin de olduğu 27 şahıs yakalandı. <laughs> Mekanda dövüşte kullanılan 5 horoz ile 2 tavuk ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elize Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. Özel bir anaokulunun okulunun minikleri 80'ler sokağında hem Rasim Öztekin anasına hem de tiyatrolar haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledim. 80'ler sokağının minik misafirleri usta oyuncu Rasim Öztekin'i andı. 80'lerin usta oyuncusu Rasim Öztekin'i Elazığ'daki 80'ler sokağında anan ilk sen anaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Minikler tiyatro haftasını da unutmadı. Günlerden, akşamları beklerdim Sen okuldan dönerken İş insanı Adem Çelik'in annesi Zeynep Çelik vefat etti. Merhum kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İş insanı Adem Çelik'in annesi Zeynep Çelik vefat etti. 84 yaşında hayatını kaybeden Çelik için öğlen namazı sonrası Doğukent Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Merhume kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Akbar. Aile tazeleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Kuru sektörü üzerine hizmet verecek olan işletme Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları karşısında hizmete açıldı. Kuru sektörü üzerine hizmet verecek olan Tatmix, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde hizmete açıldı. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü karşısında hizmet verecek olan işletmenin açılışına kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve diğer davetliler katıldı. İşletme sahibi Gürkan Öztürk kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Elazığ'a farklı bir konsepte bir mağaza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kaliteli ürünlerimizle, kaliteli hizmetlerimizle Elazığ'da farklı bir anlayışla e, ticaret yapmaya çalışacağız. İşletme sahipleri Mustafa Köse ve Faruk Kurtulmuş da ürün çeşitliliği, kalitesi ve uygun fiyatlarla Elazığ'a hizmet edeceklerini söyledi. Elazığ konseptine daha güzel, daha iyi hizmet verebilmek için hijyenik, güzel bir ortamda e, hemşerilerimizi bekliyoruz. Hepiniz buraya gelerek bizi onurlardığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tatlıkslerin 9. mağazasını Elazığ'da açıyoruz inşallah. Sözü çok fazla uzatmadan kaliteyi daha ulaşılır hale getirmek mantığıyla hareket ettiğimiz seçkin mağazalarımızda kalite kaliteli ürünlerimizi daha cazip fiyatlarla halkımızın teveccühüne sunmayı planlıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Açılışta konuşan İşkur Müdürü Abdullah Bağcı, Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top. ...Tuafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş da hayırlı olması temennisinde bulundular. Rabbimden bol kazançlar diliyorum. Bol istihdamda bir iş yeri olur inşallah. Yöresel ürünlerin burada açılmasından ve bugün burada bu kıymetli işlerin yerinin açılmasından çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şehrimize bu firmayı kazandıran Gülkan ve Mustafa kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Odamıza bağlı Mustafa kardeşimle Gürkan kardeşim odamızın kayıtlı üyelerinden birileridir. Bugün ikinci işletmelerini açıyorlar burada. Bizi hafif mutlu ettiler. E, i̇şletmemizin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet, Elazılar olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Ancak Elazığlar olarak yerelde olan işletmelerimize sahip çıkarsak ve kendi içimizde birlik ve beraberliği sağlamış olursak biz bu zor günleri atlatacağız. Haberleri izlediniz az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Ligde zor günler geçiren temsilcimiz Elazığ Spor. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta deplasmanda Pazar Spor'u uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 mağlup ederek ligde kalma umutlarını yeniden yeşertti. Elze Spor'da lig yeniden başlıyor. İkinci yarıda oynadığı maçlardan yalnızca Bayburt özel idari takımını mağlup edebilen ve oynadığı karşılaşmalarda galibiyete adeta hasret kalan Elze yeni bir başlangıç yapma umuduyla çıktığı pazar Spor maçında iki defa geriye düşmesine rağmen rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek 10 hafta sonra 3 puan ve galibiyet alarak ligde kalma umutlarını yeniden yeşertti. Perşembe günü saat 15'te Pazar İlçe Stadı'nda oynanan ve Sakarya bölgesinden Levent Gümüşdere'nin yönettiği maça Elazığ Spor, Ali, Eren, Ömer Faruk, Muhammed, Hasan, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Cengizhan, Selim Enes, Muhammed İldiz ve Görkem ile çıktı. Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçın 31. dakikasında Pazar Spor, Feyyaz'ın golüyle durumu 1-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci yarıya etkili başlayan Bordo Beyazlılar 53. dakikada Muhammed İldiz'in golüyle skora dengeyi getirdi. Pazar Spor 73. dakikada oyuna sonradan dahil olan Onur Civeli'nin golüyle yeniden öne geçerek durumu 2-1 yaptı. 7 dakikalık uzatma verilen maçın 90 artı 5. dakikasında Hasan Ekici'nin golüyle eşitliği sağlayan Bordo Beyazlı ekibimiz Elazığ Spor, kalan dakikalarda da kendisine gerekli olan galibiyet golünü rakip kaleye aradı. Nitekim 90 artı 7. dakikada İzzet'in kaydettiği gol 10 hafta aradan sonra Elazığ adeta hayat veren ve ligde kalma umutlarını yeniden yeşerten gol olarak Pazar Spor ağlarıyla buluştu. 1922 Konyaspor'un 3 puan ve Kastamonu Spor'un 1 puanla kapattığı 31. hafta sonunda puanını 26'ya yükselten Tetişyap Elazığ düşme hattının hemen üstünde yer alan en yakın rakibi Kastamonu arasındaki puan farkını da 5'e indirdi. Birlikte ligde kalma yolunda umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Ordu Beyazlı takımımız 32. hafta maçında Sakarya Spor'la 7 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Elazığ Spor Kulübü bir türlü sonuç alamadığı iç saha maçlarını yeniden gençlik merkezi sentetik sahaya aldırdı. Sakarya Spor maçıyla birlikte bu sezonun tüm iç saha maçlarına gençlik merkezi sentetik saha ev sahipliği yapacak. Eliza Spor'da işler iyi gitmeyince saha değişikliğine gidilerek yeniden gençlik merkezi sentetik sahaya dönüldü. Bu sezon iç saha maçlarında istediği sonuçları alamayan ve deplasmanlardan da puan getiremeyerek düşme hattında kalan Bordo Beyazlı kulübümüzde çare olarak saha değişikliğine gidildi. Doğu Stadyumu'nun inşası devam ederken gençlik merkezinde iç saha maçlarını oynayan ve başarılı sonuçlar alan Eliza Spor, bu durumu göz önüne alarak yeniden gençlik merkezi sentetik sahaya döndü. Başkan Selçuk Öztürk ile Teknik Direktör Cafer Aydın'ın ortak fikriyle sentetik sahaya başvurusu TFF tarafından kabul edilen Eliza Spor, bu gelişmenin ardından 7 Nisan'da Sakarya Spor'la oynanacak maçla sezon sonuna kadar tüm iç saha maçlarını gençlik merkezi sentetik sahada oynayacak. Çarşamba günü kendi evinde şampiyonluğun güçlü ekiplerinden Esenler Erok 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla tamamlayan 3. Lig temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımı günü izin yaparak geçirdi. Mavi Beyazlı temsilcimiz de Gölcük Spor maçı hazırlıkları Cuma günü yapılacak. Yenileme antrenmanıyla başlayacak. Çarşamba günü kendi evinde şampiyonluğun güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla tamamlayan 3. Lig temsilcimiz Elizi Karakoçan takımı günü izin yaparak geçirdi. Son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan ve biraz olsun rahatlayan temsilcimiz Elizi Karakoçan Futbol Kulübü ligin kalan maçlarında da puan veya puanlar alıp ligi orta sıralarda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına bir günlük ara veren mavi beyazlı temsilcimizde futbolculara bir günlük izin verilirken Gölcük Spor maçı hazırlıkları Cuma günü yapılacak yenileme antrenmanı ile başlayacak. Ve spor haberleri de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. <laughs>